Basınımızın güzide temsilcileri, SS 2007 kısaltmasıyla duyduğunuz ve bildiğiniz çevre, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik toplantısının bu dördüncü gününde ve öğleden sonra rastlayan bu dakikalarda yaşadıklarımız, bugüne kadar yaşadıklarımız ile ilgili bazı önemli bilgiler paylaşmak arzusu içinde olduk. Kırmayıp burada bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sizin aracılığınızla bu bilgilerin dünyaya aktarılması sağlanacak. Bugüne kadar zaten bu toplantı ve tüm konularda desteğiniz çok oldu. Bu konuda da yine oluyor. Son yaklaştığımız saatler, kapanış oturumuna yaklaştığımız artık bir buçuk gün bile diyemeyeceğim kalan zaman süresi içinde. Efendim bu bir olimpiyattı. Bu bir bilim olimpiyatıydı. Çevre bilimcilerinin katıldığı bir olimpiyattı. Biz bunu böyle gördük ve bilimciler de böyle gördüler. Bu çevre ile ilgili bilimcilerin katkıları yaklaşık 1400 bildiriydi bildiğiniz gibi. Ve yaklaşık 4000 bilim adamı ve araştırıcı, akademisyen, entelektüel sermayelerini bu toplantı için bizimle paylaştılar bildirileriyle. 4000 araştırıcının 1400 bildirisi, ayrıca 156 tane poster, hatırı sayılırdır. Bir de poster session'ımız var çünkü. Tebliğ ediliyor. Çok büyük bir kısmı neredeyse sıfır hatayla sunulmaya çalışıldı. Katılımcılarımızın, özellikle yurt dışından gelen katılımcılarımızın büyük bir oranda adaya ulaştığını, hala ulaşmakta olanların var olduğunu söylemeliyiz. Bir sürü sıkıntılara rağmen, yani dışarıdan gelen bilimcilerimizin buraya gelmesiyle ilgili bir takım engellemelere rağmen, bilim adamları gerçek bilim adamı olduklarını göstermişlerdir ve çok büyük bir oranda katılmayı arzu edenlerin, daha önce bildirenlerin toplantıyı onurlandırdığını, sunumlarını yaptığını ve buraya gelmekten son derece memnun olduklarını söylemeliyiz. Ülkemizi, üniversitemizi ve insanlarımızı çok sevdiklerini ve beğendiklerini söylüyorlar. Ve bu boyutta bir toplantının bu kadar büyük bir başarıyla gerçekleştirilmesini de şaşkınlıkla izlediklerini söylüyorlar.